Murat Muratoğlu'nun köşe yazısı. Başlık, Çin'e rest, Avrupa'ya atar, Türkiye'ye ne yapar? Erdoğan'ın eski dostum dediği Donald Trump'ı, yeniden başkan seçildi. Kimilerine göre Trump'ın başkanlığı, Amerikan rüyası, kimilerine göre ise, ekonomik kabus. Nitekim piyasalar Trump'ın dönüşüyle birlikte tam anlamıyla, hop oturup hop kalkmaya, başladı. Artık herkesin gözü Trump'ta görevi devralacak 20 Ocak'ta. Trump'ın ikinci başkanlığı hem dünyayı hem Türkiye'yi nasıl etkileyecek acaba? Seçim gecesiyle birlikte borsalar fırladı, altın ve petrol fiyatları serbest düşüşe geçti. Dolar gücünü artırırken, piyasalar Trump'ın sürpriz çıkışları ve tweet fırtınaları karşısında diken üstünde. Neyse ki bizim Borsa İstanbul aylar sonra Trump'ın dönüşüne pozitif bir sinyal verdi ve "Beni de unutma." dedi. Yine de bunca karmaşıklık varken ülkede kısa vadeli olacak bu tepkide. Trump'ı bilen bilir, deregülasyon kelimesini dilinden düşürmez. Anlamı nedir? Az düzenleme, bol kazanç. Bu özellikle enerji ve savunma sektörleri için büyük bir şans. Enerji şirketleri Trump'ın, regülasyonları sallamam, tavrını kutlama hazırlıklarında. Yemişim yeşil ekonomiyi, kim sallar sürdürülebilir çevreyi? Savunma sanayi de Trump'ın, askeri harcamalar artacak, söylemleriyle, yaşasın silahlanma, diye Karadeniz düğünlerini aratmayan hava sıkmalı kutlamalı düğünde. Trump, vergileri azaltacak, şirket karları ve piyasalar buna bayılacak. Vergi düşürmesini seksi buluyorsanız Trump kazansın diyebilirsiniz çünkü tek seksi bulabileceğiniz tarafı burası. Literatürde bu para politikasını gevşetmek enflasyona yol vermek demek. Trump'ın geri dönüşü sadece Amerika'yı değil tüm dünyayı etkileyecek. Çine gelmem bu oyuna bırakmam yanına ne işler açarım başına demesinin yanı sıra Avrupa'ya görürsün sana neler edeceğim bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim senin, diye atar yapıyor. Bunun anlamı, ticaret savaşları yeniden alevlenecek, piyasalar Trump ve tweetlerinden bol bol nasibini alacak. Trump'ı ilk kutlayan yabancı lider kimdi? Kardeşim dediği İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Zira Orta Doğu ve Türkiye politikasında nasıl bir yol izleyeceği hala soru işareti. Bu iş, karı koca kavgalarındaki, annen mi, ben mi, gibi bir ortama taşınırsa kesin olan Trump'ın bizi seçmeyeceği. Seçimin bir diğer kazananı en büyük destekçi Elon Musk. Trump'ın dönüşüyle Elon Musk piyasaların gözdesi. Musk'ın desteği, Trump derisi ile birleşince alın size komedi filmi ikilisi. 2025 yılında dünya ekonomilerini hop oturup hop kalkacağı fıkır fıkır bir ortam bekliyor. Bizde zaten hep bir huzursuzluk, hep bir ikircikli durumlar, hep bir fıkırıklık var. Belki artık dünya bizi anlar. Bu yazı Murat Muratoğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?